arkadaşlar. Değerli Alın Teri emekçisi mücadele arkadaşlarım. Kayseri Şube 3. Olağan Genel Kurulu'na bilindiği gibi yaklaşan yeni bir genel seçimlerin önünde başlıyoruz. Yine bir yeni genel seçim dönemine girerken neler kaybedeceğimizi şöyle bir gözden geçirmek ve hatırlatmak istiyorum. Mevcut hükümetin anlayışında emekçinin hiçbir önemi yok. Hazırladığı programda büyük tehlikeler bekliyor. Bu tehlikelerin başında kıdem tazminatımızın lağv olması, kaldırılması, yok olması demek. Esnek çalışma, çağrı üzerine çalışma. Çağrı üzerine çalışmayı ben şöyle kısaca bir özetleyeyim. Çağrı üzerine çalışma, örneğin belediyeye sucu lazım. Sucuya diyor ki sen git evinde otur. Su patlağı olduğu zaman ben seni çağıracağım. İşte çağırıyor seni, kaç saatte tamir ettin? 2 saat. 2 saatlik ücreti alıyorsun, kalan zamanını evinde bekliyorsun. 2 saatlik ücretini de SSK primini 2 saatlik üzerinden yatırıyor. Çalışma ve işçi istihdam büroları. İstihdam büroları da şöyle, sen vasıfını belirtiyorsun, bürolar oluyor. Bürolara müracaat ediyorsun, diyorsun ki işte ben elektrikçiyim, temizlikçiyim, şuyum buyum. İstihdam büro işçi istihdam bürosu iş gerek olduğu zaman sana diyor ki gel sana iş var, ben sana diyor saatine 1 lira veririm. Öbür tarafa da saat 2 liraya seni satmış oluyor. Çalışma ve istihdam büroları bunların gerçekleştirdiğinde bir mal gibi emeğimizin başkaları tarafından alınıp satılacağı, adeta köle olacağız. Bir yasalar meclisten geçerse çalışanların tok yatması ve emekli olması artık hayal dahi edilemeyecek kadar kötü bir duruma gelecektir. Çünkü bu hükümet dış sermayeyi ülkeyi çağırırken protokol imzaladı. Sana ucuz ve güvencesiz işçi sağlayacağım diye kazancının büyük çoğunluğunu devlete vergi alı altında ödeyen biz işçiler %15'ten başlayarak brüt kazancımız üzerinden ta %50'lere varan vergi ödüyoruz. Hükümet bizden aldığı vergileri hiç önemsemeyerek bizi sefalet ve yoksulluk ücretine baş başa bırakma çabasında. Bu yıl asgari ücretli dahi vergi matrağına takılarak fazla vergi ödemiştir. Bizlerin ödediği vergiler, bir asgari ücretlinin ödediği vergiler, bir sarrafın ödediği vergiden daha çoktur. Artık bu emeğini satarak geçinen yani bizlere düşüyor. Bu çarka bir dur demek. Bu mücadelede hep birlikte tek vücut el ele olmak. İşçilerin birliği, dayanışması ve örgütlenmesi sermayeyi korkuttuğu için yıllarca bizi böl parçala yönet sistemiyle hedeflerine ulaştırdılar. Bizleri solcu, sağcı, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez diyerek bizleri parçaladılar. Oysa biz Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ve ülkenin bağımsızlığı için kanı dökülen el ele kol kola cephede çarpışmış dedelerin torunlarıyız. Aynı kabak kaptan yemek yiyip aynı tastan su içmiş insanların torunlarıyız. Siz hiç duydunuz mu? Bu solcu ya da bu sağcı olduğu için az çalıştırıp fazla maaş verilen işçi gördünüz mü hiç? Bunu neden diyorum? Ayrımı bırakıp artık emekçi olduğumuzu, işçi olduğumuzu hatırlayıp iyi günde kötü günde bizlerle beraber olan işçi arkadaşlarımız birbirimize sahip çıkıp hakkımızı hep birlikte aramalıyız. Dinimiz der ki kul hakkı yemeyin, işçinin emeğine saygı duyun, alnının teri kurumadan hakkı olanı verin demesine rağmen